Biz bazen atölyede naneyi fazla almış oluyoruz, fesleğeni fazla almış oluyoruz. Böyle hafta sonu gitmeden buzdolabına baktığımızda böyle kötülememiş ama iki gün kalınca kötüleyecek yeşillikler oluyor. Onları böyle bir taraftan değerlendirmek aslında önemli. Onun için de hiç yıkamadan ama güzelce temizleyerek tanelerini böyle bir tepsinin içerisinde beyaz bir peçeteye alıp kurutmak mümkün. Orada önemli olan böyle, eğer hani temiz olsun şey yapalım diye yıkandığında nane güzel bir şekilde kesinlikle kurumuyor. Bu şekilde böyle ya tam yapraklar ya da böyle dallar şeklinde kurutabilirsiniz. Peki bunu mutfağın neresinde kurutmak en iyi? Çok fazla el içerisinde yemek yapılan yerde daha fazla bir hani yemeğin pişerken veya çay kaynarken buhar oluyor. Onlardan uzak olması için yukarıda bir yerde işte yüksek mutfak dolaplarınız varsa onların üzerine koyup aşağı yukarı böyle 2-3 haftada kendini bulacaktır ve nanenizi kurutabilirsiniz. Onun için de herhangi bir tepsi, onun üzerine bir böyle düz bir yağlı kağıt olabilir veya böyle bir mutfak peçetesi olabilir. Onun üzerinde yukarı yerleştirip güzelce kurutabilirsiniz. Bunun için isterseniz reyhan, isterseniz nane, isterseniz fesleğen, adaçayı, hangi yeşilliği isterseniz kurutabilirsiniz.